yine başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan kabır yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni gelecek olan yeni bu kırmızı göz bandıyla alakalı ekstradan satın alma ödülleri ve ayrıca yeni bir etkinlik var. Gözünüzden kaçtı diye düşünüyorum. Böyle komutan seti alma ihtimaliniz olan bir etkinlik bedavaya. Bugün onlardan bahsedeceğim size. Bu arada şu an elinizde ne kadar AG, ne kadar malzeme sandığı var yorumlara da yazarsanız sevinirim. Merak ediyorum. Videomuzun açıklama kısmında International TV, WhatsApp kanalımız, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram ne kullanıyorsanız Discord hepsi var arkadaşlar. Oralardan da bizi takip ederseniz sevinirim. YouTube'dan da bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Ekstradan da tabii YouTube bildirimlerini telefonunuzda da açmanız gerekiyor. Satın alma ödülleri arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi şu an PUBG Mobile'in Kore ve Japonya tarafına geldi. 12.000 UC olarak eklendi arkadaşlar. Ayın 19'una geldi ve ayın gelecek ayın 7'sine kadar da devam edecek gibi gözüküyor. Bize de büyük bir ihtimalle buna benzer gelecek. Belki aynısı da olabilir. Tabii yine UC'ler var. 60 UC, 220 UC, işte destans, amblem olayları eklenmiş. İşte bunların yerine UC olsa daha mı iyi olurdu? Onunla alakalı fikirlerinizi de yazabilirsiniz. Ama maksimumda 12.000 UC harcadığınızda belli miktarda UC geri dönüşümü oluyor. Dediğim gibi yarın ya da yarından sonra gelme ihtimali var. Kırmızı göz bandına gelirsek bildiğiniz üzere malzeme sandığı önümüzdeki 4 gün sonra değişecek, yenilenecek. Yukarıda da zaten süresini görebiliyorsunuz. Şu an bende 39 tane falan var. Bu malzeme sandığıyla alakalı 32 tane nasıl kasabilirsiniz diye kanalda da videosunu paylaşmıştım arkadaşlar. Oraya da bakabilirsiniz eğer izlemediyseniz. Şimdi göz bandı gerçekten bak benim sete acayip uydu. Artık gözlük takmam yani herhalde bu göz bandını alsam. Ama bir deneyeceğiz bakalım. Çıkartmaya çalışacağız. Bütün AG'leri falan herhalde burada harcayarız diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık. Güzel bir etkinlik olmuş bence. Oyun böyle ufak tefek malzeme sandığı, klasik sandıklarda böyle nadir diyebileceğimiz bazı şeyleri de ekstradan getirmeye başladı. Bir diğer etkinliğimize gelirsek arkadaşlar. Bir diğer etkinliğimiz de videonun başında da dediğim gibi bazen bazı etkinliklerde bu kırmızı nokta olayı olmuyor arkadaşlar. Yani kırmızı noktayı biliyorsunuzdur. Yani bir şey almadığınızda kırmızı nokta gözükür. Tıklarsınız alırsınız. PUBG Mobile harici giriş etkinliği diye bir etkinlik var arkadaşlar. Büyük bir ihtimal size de baktığınızda kırmızı değil. Doğa için koşun alt kısmındaki. Neyse bugün dedim Allah Allah bu ne falan. Bazen oyun içinde böyle hani kurcaladığım yerler oluyor. Bir girdim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bir sürü ödül var arkadaşlar. Ve ilk 3 günü kaçırmışım. Niye? Çünkü girmediğimden dolayı ve hani bilmiyorum haberim yok. Orada herhangi bir kırmızılık bir şey görmediğim için. Neyse tabii bugünün sandığını falan aldık arkadaşlar. Pazar işte cumartesi kristal var. İlk 3 gün sandıklar falan varmış. Pazar günü de arkadaşlar yine ne yapabilirsiniz? Kaptan seti kısmı var. Bunu bildiğim kadarıyla kalıcı yani. Kaptan seti olabilir. Diğer şeyler olabilir. Sandıklar veyahut da parçacıklar yine kırmızı kristal olabilir. Bunlardan bir tanesini çıkartma şansınız var. Neyse burayı tabii şimdi görenler var mı? Şimdi görenler varsa yorumlara yazsınlar şimdi gördük diye. Bu arada şu set de nihai set olarak gelecek diye biliyorum. Avuk da yükseltilebilir. Avuk olarak geliyor böyle kırmızılı bir set. Bunun başlığı da kurt kafası olacak diye biliyorum arkadaşlar. Yani başlık derken kask olarak yani komple kurt kafası üst seviye başlık olarak kullanacaksınız. Böyle değişik bir şey olacak. Az öncekinden çıkan sandık buydu. Şöyle açarsak genelde bunda süreli bir şey oluyordu ama aynen süreli bir şey çıktı. Ama bildiğim kadarıyla hani diğeri öyle olmayacak diye biliyorum. Neyse onu pazar günü artık geldiğinde daha da ayrıntılı incelemesini yapacağız. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konuları genel manada bunlardı. İşte satın alma ödülleri olsun, ekstradan göz bandı olsun ve ayrıca bu etkinlikten bahsetmeye çalıştım. Bundan sonra bir WoW gireceğiz. Sol tarafta gördüğünüz WoW haritasını. Ekranda zaten yine odanın numarası olacak arkadaşlar. Böyle oynamamızın istediğiniz ekstra başka WoW haritaları olursa onları da hani videonun açıklama kısmına yazarsanız onları da böyle biliyorsunuz videoların arkalarında genelde oynuyoruz. Oynamadığımız zamanlar da oluyor ama hani genelde yaptığımız bir etkinlik. Onu oynarız, bakarız, inceleriz. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İsteyen arkadaşlar şimdiki WoW haritasını da inceleyebilirler bizle beraber. Hadi bakalım şöyle oyuna geçiş yapalım.
Evet, oyuna giriş yaptım arkadaşlar şu an. Bu harita eski bir harita olması lazım ya. Daha önceden oynadım diye hatırlıyorum. Yani bütün araçlardan koymuşlar. Ben motor deneyeceğim ilk başta. Sanki burası için ideal araç motor gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz? 3 turdan oluyor arkadaşlar. 4 kişilik falan oynanıyor diye biliyorum. Hatırlıyorum yani. Çok oldu yani oynayalı diye biliyorum. Bu yani ilk zamanların yani WoW geldiğinde ilk zamanlarda yapılan haritalardan olması lazım. Allah. Ha bak şu güzel olmuş. Mesela zank diye geri atmıyor. Çarpınca orada duruyoruz. Ekranda eser kodu yazıyor arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Evet, motor biraz daha. Tabi arabayı denemedik ama hani aralardan kaçma konusunda daha iyi gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu oynayanlar var mı? Vardır illaki. Bir kere oynamışsınızdır. Hadi götür beni. Abi süper oldu. Ya böyle işte arada. Arabayı arkaya koy. Arkasına motoru çıkart. Tamam. Sonraki dur. Bir de arabayla deneyelim bakalım. Abi kısa değil de uzun araba denemem lazım. Bu biraz daha uzun. Aynen. Şöyle gidelim bakalım. Sanki arabayla turbalamasak daha iyi gibi ama. Aslında burada böyle bilindik şehirlerin böyle ufak şeylerini yapacaksın. Mesela İstanbul'da benzerlerini. Güzel olur ha. Öyle bir şey yapalım mı gençler? Sonuçta harita yapma yetkimiz var. Ne düşünüyorsunuz? Hoppa. Ya da Türkiye'de en popüler yer neresi? Hani böyle haritasını yapabileceğimiz. Hem yarış tarzında olabilir. Hem böyle 5v5 çatışabileceğimiz mekan olarak. Evet, şu an arada kalacağız gibi şurada. Herkes yavaş gidiyor. Külüstürü geçelim. Adam lastiksiz gidiyor ya. Yani arabada turbalamazsanız araba da rahat ama motor tabii daha rahat gibi gözüküyor benim kanaatim. Evet arkadaşlar, ya bu oyunda genel manada bu şekilde. Dediğim gibi ekstradan böyle oynamamızı istediğiniz haritalarda olursa onları da yorumlara yazarsınız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahakine görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.